kalkar kalkar dara bayağı takdede takdede yar yar aman edalım aman usulda basın arkanızda adam var yavaşta basın arkamızda adam inanmazsan gel odaya bak dedi bak dedi yar yar aman edalım aman. 1864 yılında kurulan Türkiye'nin en eski belediyelerinden birindeyiz. Antalya'nın Aksek ilçesi. Burası hem düğmeli evleri hem de kardelen çiçekleriyle meşhur. Hem tarihi güzellikleri, eşsiz doğa manzaralarını görüp bilmeye geldik. Gören bilir, hoş geldiniz. Sırtını Toroslara yaslamış, Anadolu'da keşfedilmeyi bekleyen gizli bir köşe. Aksek. Gözlerden uzak, adeta saklı bir kent burası. Köşkleri, konakları ve nevi şahsına münhasır evleriyle gezginlerin görüp bilmesi gereken Kardelen'in ana vatanı, kıymeti kendinden menkul, huzurun mütemmim cüzü Akseki. Muhteşem tarihi dokusu demiştik ya, işte manzara. Peki ya geleneksel el sanatları? Akseki'nin en yaşlı ustaları az sonra gören bilirdi. Aksekide koca bir çınar. 82 yaşında bir kundura ustası. Nebi Doğanay. Ustanın küçük ama sıcacık dükkanına görüp bilmeye gidiyoruz. Kısa bir selam ve tanışma faslından sonra Nebi Usta'nın 12 yaşında bu mesleğe nasıl başladığının ilginç hikayesini dinliyoruz. Şimdi benim esas doğum yerim Çimi. Çimi köyü. Aksekinin Çimi köyü. Aksekinin Çimi köyü. Orada 12 yaşına, 10 yaşına kadar köyümüzde kaldım. Ondan sonra Manisa'ya gittim amcamın yanına, Karolanlı'ya. Ne iş yapıyordu amca? Amcam kalaycıydı. Zor zanaat. Zor zanaat. Çok kapı yıkadım ben. Yani amcama çok kapı yıkıverdim. Hani diyorlarmış ya, çocuklara bak seni kalaycıya çırak veririm diye. Doğru. Ondan sonra oradan ayağım sakallı olduğu için bir ayak, öbür ayak ağrıma yaptı. Onun için sanatı boşladım. Ayağıma da kimse ayakkabı yapıvermiyordu. Yapamayız biz buna dillerdi. Çokça yanlıyak gezerdim. Ya. Çokça okula falan yanlıyak gittim. Oradan bir kondurucuya amcam verdi beni. 2,5-3 sene onun yanında çalıştım. Yani aslında kendine de ayakkabı üretmek için. Kendi ayakkabımı yapmak için o adama 2,5-3 sene çalıştım ama iyi ustaydı. Bu işi 10 yıl önce bırakması gerekirken günümüzde neden kundura tamir işini bırakamadığını anlatıyor usta bize. Ben de bırakacağım. Ben bırakalı 10 sene olması lazım. Şuraya kaymakam geldi. Belediye reisi geldi. Amca bu memleket senin. Benim ise de illa senin. Bu memleketi burada yetiştin. Bu memleket bizim memleketimiz. En son gözün elin görmeyese ya da şöyle kalasa ya da bu işi yapacaksın. Başka çare yok. Benim manavgada gidecek hali yok. Bir sevgi için. Öyle ya canım şuradan ayakkabıyla devşire varı çıkıveriyor. Öksesi çıkıveriyor. Bunu çaktıracak bir adam yok. Ben evde bırakacağım. Evde beni çarşıya çıkarmayacaklar. Al git bunu evde yap diyecek. Netekim ne dediler yüzüme çok. Eğer bırakılır evde yapacaksın gene dediler. Sağ olduktan sonra. Allah Allah. Ya bunu bekleyeceksin diyor adam. Günümüzde bu işin maddi hiçbir beklentisi olmadan yaşadığı topraklara borcunu ödemeye devam eden Nebi Usta, geçmişte yaşadığı güzel anıları da bizimle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sipariş verirlerdi bize. Şöyle gelir herif bana 41 numara bir ayakkabı dikiyor. 42 numara ayakkabı, 45 numara ayakkabı. Burada bir belediye reisi vardı, öldü Ahmet Bey derler. Evet. Zabit katibiydi. Ama herifte öyle kafa vardı ki yani zehirdi. Hakimler ondan ders alırdı. Evet. Gelen hakimler böyleydi.
46-47 numara ayağı vardı. Bulamıyordu. Paraklıydı da. Evet. Ben ona çok ayakkabı dikiyordum. Bir ayağı 41, bir ayağı 42 olan adam vardı burada. Ne diyorsun? Ayağını, sağ ayağının ölçüsünü aldı, 41 numara. Şimdi diktik ayakkabı, biri oluyor, biri olmuyor. Sıkıyor yani. Oluyor da sıkıyor. Ulan ölçüsünü bir aldım, o 42 numara, 43 numara neredeyse. O kadar farklı. E bu adam nasıl alacak değil mi ayakkabıyı? Tabii alıyor çift, zaten. İki çift alması lazım. Şimdi gayri ayağına göre bir tekini az sıkalıyor, bir tekini iyi alıyor filan. Dek getiriyor, alıyor, hazır alıyor da şey mesela 40 alacak, 41 alacağını 42 alıyor. Öbürüne öyle çözüyor. Daban astarı kondürüyor, bir şeyler oluyor. Yani demek istediğim ona ben bir iki sefer ayakkabı dikebilirim. Birini 41, birini 42 dikerdim. Peki sen daha elinden geldiğince Rabbim ömür verdikçe, sağlık verdikçe yapacaksın inşallah. Yapacağız inşallah. Ama senden sonra kim yapacak? Asıl bundan önemli olan. Yok. Hiç yok. Çırak gelmedi mi? Hiç çırak gelmedi. Yani beni, Mustafa ben bu işi öğreneceğim diye bir gelip de bir arkadaş şuraya oturup da beni öğret diye bir çırak gelmedi. Ne anası babası verdi ne şey. Bütün okuyacağız. Okun bakalım ne olacak. Evvel 11-12 yaşına varan bir çocuk ben okuyamayacağım derdi. Bir usta yanına giderdi. Kendisi giderdi icabında. Eskiden ben, böyleydi. Eskiden böyleydi. Biz ona göre gittik gibi yetiştik. Mesela ben de okuyabilsem, okuyacağım olsaydım ben de okurdum. O zaman da öğretmenlere 20 lira aylık verdiler, ev verdiler, at verdiler, araba verdiler. Amcam dedi ya ne yapayım bu parayı ne zaman olsa kazanırsın ya dedi boş ver de okuyacaksın diye dedi. O da ona kapı yıkacak adam da lazım. Ben lazım. Yollamadı bizi gitmedik. Yani sanatı öğrendik. Ya. Sanatı öğrendik. Ama bir Allah razı olsun deyip de bir iş yapabildin mi seniyle o gider. Bitti. Ben sana deyivereyim açıkçası. Biz Nebi amcayla çay sohbetine geçiyoruz şimdi. Ama gören bilir farkıyla Akseki görülmeye bilinmeye devam edecek. Nebi Usta'da çayımızı içtikten sonra Akseki'deki geleneksel el sanatı yolculuğumuz, günlük yaşamda bir zamanlar sürekli kullandığımız tahta kaşıkları yapan Nevlid Usta'ya oluyor. Ustayı atölyesinde çalışırken buluyoruz. Akseki'de bir ustanın, bir kaşık ustasının yanındayız. Bu işi meslek olarak yapan Mevlid amcanın evine geldik. Havanın soğukluğu münasebetiyle atölyeden çıkıp evde sobanın yanında çalışalım istedik. Hem kendisi hem de torunu Era ile birlikte. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler. Allah iyilikler versin. Şimdi ne yapıyoruz burada Mevlid amca? Bu şu kırmızı ağaçtan boya değil bu. Ağacın rengi mi? Ağacın rengi dut ağacının. Duttan mı yapılıyor? Duttan. Şu duttan yapılıyor. Duttan yapıyorum. Tabii fakat illa bu ağaç devamlı. Makbul olan bu. Makbul. Nedir bu? Bu şimşir denilen. Şimşir. Dağlarda olur. Sert ağaçlarda. Gürgen, kayın ağaçları da duymuştum ben. Aynı ağaç mı acaba? Değil, değil. Mesela bizim şu tepede var. Kaşık ve kaşıkçılıkla ilgili günlük bilgilerimizi aldıktan sonra Mevlid Usta'yı biraz geçmişe götürelim istiyoruz. Neler değişti burada Akseki'de yıllardır? Siz geçmiş zamanı da tanıksınız aslında. İşte... Mesela ayrı bir şeydi ya mesela Alanya'da devenin sırtında böyle gezerdi. Beyşehir herhalde. Araba yok bir şey yok o zaman. O zaman bir şey yok. Mesela portakal gelir ta şeyde. Oradan deveye yükler satarak. Beyşehir'e kadar gider.
Şimdi arabayla bas gitti var. Kendi getiriyor ya. Bizim evde işte artık kullanmıyoruz ama eskiler ve bizi belki hayatının bir döneminde tahta kaşık kullananlar anımsayacaktır bu söylediğimizi. Tahta kaşıkla yerken lezzetini tatmak kolaydı, güzeldi, zevkliydi ama burada yapım aşaması zor. Siz Sarıacılar Köyü'nde düğmeli evleri görürken, izlerken ben de burada kaşık yapımına devam edeceğim. Güneşli bir hava vardı biz Mevlüt Usta'nın yanından ayrılırken. Fakat Sarıacılar Köyü'ne giderken yolda karlı bir hava karşıladı bizi. Şunu anlıyoruz ki Akseki'de bir gün içerisinde dört mevsim yaşamak mümkün. Antalya'nın Akseki ilçesi Sarıacılar Köyü'ndeyiz. Kar yağışı altında gören bilir devam ediyor ama ilginç bir modelle devam ediyor. Burada yıllardır yapıla gelen bir ev modeli var. Hemen önümde gördüğünüz düğmeli evler. Yıllar önce inşa edilmiş ama hala çok sağlamlar. Yatay ve dikey ahşaplarla birlikte inşa edilmiş. Oldukça sağlamlığının yanı sıra Türkiye'de ve hatta dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz modelleri oluşturuyorlar. Akseki deyince düğmeli evler akla geliyor. Torosların koyununa gizlenmiş düğmeli evler, kendine has mimari yapısı, benzersiz ahşap işçiliğine sahip kapıları, pencere kafesleri, kepenkleri ve cumbalarıyla görüp bilinmeye bekliyor. Kaşık ustası Mevlüt amcanın evinden çıkıp az ilerleyince bir başka el sanatı ustasının mekanına geliyorsunuz. Ustayı bebek yorganı dikerken buluyoruz. İçeride çalışan bir abimiz var. Yorgancı Rafet abi, yanına geliyoruz ama enteresan bir yazı da var kapıda. Organcı yazıyor. Neden acaba bilhassa kazılmış onu da soracağız. Yıllardır bu işi yapıyor. Biraz sohbet edesimiz var sizin eşliğinizde. Dükkandan içeri girerken gördüğümüz tabelayı soruyoruz. Rafet Usta büyük bir olgunlukla cevap veriyor bu nüktedan sorumuza. Şimdi yorgancı yazıyoruz. Bazı arkadaşların herhalde bir şeyine gidiyor. Canları sıkılıyor. Evet, canları sıkıyor. Veyahut da şenlik neşe olsun diye bize espri yapmak amacıyla Y harfini siliyorlar. Organcı. Evet. 3-4 defa yapıştırdım, onlar sildi. Ben de ondan sonra onlar sevinsin diye, muhabbet olsun diye yapıştırmadım. Öyle duruyor. Şimdi hem organcı hem yorgancı. Evet. İki iş birden maşallah. Evet. Hem organcı hem yorgancı. Yorganı yapmak ne kadar sürüyor mesela? Diyelim ki bir gün sürer. Modeline göre. Resimleri var. Basma bir gün sürer. İpekli yeri gelir 1-2 gün sürer. Şu an senin yaptığın kenarları dikmek mi? Ben şu an dikmiş bulunmaktayım. Fitilini çekiyorum. Ondan sonra ağzını dikeceğim. Fitil dediğin? Fitil yani somya töşe veyahut da karyola veyahut da bebek yataklarına fitil çekilir. Fitil kenarlarına çekilir. Bunlar düz durması için, kaymaması için. Şuralarına baskı yaparız, pamuklar kaymasın diye. Nasıl yaptıysanız öyle ilelebet durur. Sohbet tüm sıcaklığıyla devam ederken biz görüp bilmeye devam ediyoruz ve ustaya soruyoruz. Usta nedir Rafet abi? Usta kime denir? Abi şimdi bir işin erbabına usta denir. Biz yani ustamıza bir zaman olsun karşılık vermedik. O ne dediyse düzen, intizam bir şekilde bizi öyle büyüdük, öyle gördük. Ben şimdi
50 yaşındayım. Babam öldü. Am gelse yemek yer olsam yemekten kalkarım ama oturur ondan sonra. Biz öyle ustalığı da çıraklığı da hepsini öyle gördük. Eskiden bu işleri öğrenmek ustanın olur verdiği güne kadar olmuyormuş, evet, değil mi? Biz önce pamuk atardık böyle karanlık yayla. Şimdi makineler çıktı. Yayla biz eskiden atardık pamuğu. Atıyorken parmağıma bile vururum. 5 kilolu büyük şey vardı. Tokmak derdik biz ona. Ayağımıza vururduk. Usta ne durum diye bize bağırırdı. Ağlayarak biz tekrar o pamuğu atardık. E şimdi usta kalpa veyahut da çırak ile şey yok. E peki sana hiç yardım eden biri olmuyor mu? Çoluk çocuk gelen giden olmaz mı? Yok. Ben yardımın kendi işimi kendim görürüm. Zaten eskiden eşimi çağırırdım. Direkt kopuk ağzını dikerdi, yardım ederdi. Ama şu an iş gücü olmadığı için ben kendim bile şey yapayım. İş yok diye canım sıkılıyor. Yani bir arkadaşı getirsem, eşimi getirsem herhangi bir şey olmadığı için idare ediyoruz. Gören Bilir devam ediyor. Biz Rafet abiyle güzel bir sohbete başladık. Daha da sürecek. Şimdi ben ustanın yanında işin ucundan biraz tutmaya gidiyorum. Şöyle bir yanına geleyim abi. Bademli köyünde kozalaklardan sepet yapan bir amcanın metini duymuştuk. Yola çıktık ama eşsiz bir manzara yakaladık burada. Burası Frekli Bel mevkii ve bir taraftan dolu yağmaya başlıyor. Bu eşsiz manzarayı sizler için görüntülüyoruz. Gören Bilir devam ediyor. Akseki'de Bademli köyündeyiz. Burada kendi bulduğu bir sistemle çam kozalaklarından sepetler yapan Hasan Usta'nın evine konuk oluyoruz. Hasan amcanın yanına geldik, oturduk. Ben hatta soba tarafına oturdum. Hava burada epey soğumuş durumda. Ama burada çok ilginç bir çalışma var. Hasan Usta bir şeyler geliştirmiş. Şimdi onunla bunu nasıl yaptığını konuşmak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz şimdi? Yaptığınızın ismi nedir? Bu kozalaktan sepet. El sanatı. Peki bu el sanatının mucidi kim? Mucidi ben kendim. Ne zamandan beri yapıyorsunuz Hasan Aşağı amca? Aşağı yukarı 2000 yılından beri yapıyorum. Peki ilk ne oldu da yapmaya ihtiyacı hissettiniz? Nasıl doğdu bu iş? Bir çocuk oyuncağı gördüm. Burada. Ondan esinlendim. Bu şu şekil yaparsak dedim. Ben tabii İstanbul'un biraz durumunu biliyorum. Hı hı. Orada satılır mı diye buna teşebbüs ettik. Bütün olarak yaptık. Ondan sonra bir müddet sonra daha güzelleştireyim diye ikiye kestim bunu. İkiye kesmek derken? İkiye. İç tarafını alttım. Dış yani, taraf, kapak tarafını kullandım. Yani bunun yarısını... Evet, kesiyorsunuz. Neyle kesilir bu kolay? Bu yan keskiyle kesilir. Mesela bununla kesilir. Bunlar kesilmiş olanlar değil mi? Evet, kesilmiş olanlar. Bu şekil. Tabii biraz rahmetli olur. Bu artık kazanç kapısı oldu değil mi? Kazanç, evet. Siz mesela isteyerek alıyorsunuz, bir yere hediye vereceğiz diye. Ben bundan... Şeref duyuyorum. Doğru, keyifli tabii, bir şey. Almasan da ne güzel sanatımış dersin. Aynen öyle. Evet. Bir de hani bir ustanız olmadan kendi başınıza geliştirmiş, evet, olmanız harika. Evet. Sizi bir ara İstanbul'dayım dediniz. Evet, İstanbul'daydık. Çalışıyor muydunuz orada? Orada çalışıyorduk. Ben bunu 3-5-10 tane yapıyordum. Mesela bir esnaf isterdi, mesela antikacılar. Verirdik ama benden 5'e alırsa o 25'e satardı. Ve parasını da oyalardı. Şu, evet, gün gel, evet, bugün gel. Ben ondan sonra dedim ki vermem ben sana bundan sonra. Kendim elimde satıyorum. Daha çok hediyelik eşya olarak alınan bu sepetlerin birçok alanda kullanılabileceğini söylüyor usta bize.
Avize de yaparım onu. Nasıl yahu? Böyle lamba avizesi. Aralıklı evet, olacak ışık evet, sızsın evet, diye. Ha evet. Güzel olur. Bağlantı parçalarını da yapıyorsun. Kozalaktan sepet yapma işinin zorluğunu gözlerimizle görüyoruz. Bu %100 mesele sabır işi. Evet. Sabır olmayan bir insan bu sanatı öğrenemez. Yani bu normal o hasır sepetinden daha mı zordur? Zor. Buna biz sabır sepeti mi desek evet, yahu? Sabır sepeti diyelim. Sabır sepeti. Evet. Güzel. Şimdi çubuktan sepet örüyor ama hazır çubuk. Adam örüyor. Evet. Rastgele mesela ne bulunursa onunla örüp gidiyor, bitiriyor. Ama bu öyle değil. Bunun tabanına başka kozalak lazım. Takozuna başka, yan taraflara başka, sapına başka. Onun için seçecek, seçerek toplarsın zaten. Yapacağını seçerek yapıyorsun zaten. Ustayı çok da meşgul etmek istemiyoruz. Onu kozalaklarıyla baş başa bırakıp yanından ayrılıyoruz. Akseki merkeze 40 kilometre mesafede bulunan Hocaköy'deyiz. Burası sanki çağı 100 yıl geriden takip ediyor gibi. Ama tüm bu olumsuz havaya rağmen Hocaköy'de mesleğini yaklaşık 65 yıldır yapmayı sürdüren Mehmet Tüfekçi Usta'nın babadan kalma muhteşem manzaralı demirci atölyesindeyiz. Arkamızda eşsiz bir manzara var. Bizim için şimdi fevkalade bir görüntü. Ama burada yıllarca çalışan Mehmet Usta için nedir, ne anlam ifade eder? Onun yanında Hocaköy'ünde konuşmaya geldik. Nasılsın, iyisin Mehmet amca? İyiyiz. Allah iyilikler versin. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? He? Kaç senedir yapıyorsun? 60-65 senesinde yapıyorum. Yaş kaç peki? 81. 81, maşallah ama dinç duruyorsun. Başka iş işlemecisi bundan başka. Bunu mu yaptın? Yeriz matı. İşlesem yaşamazdım da. Demircilikte yaşıyorum. Demircilik adamı dinç tutan iş değil mi? Sıkıştırıyor. Demiri sıkıştırdığı gibi insanı da sağlamlaştırıyor. Tabii. Ama bak sizin burada manzara mükemmel, doğal ortamın içindesiniz. Bunun da etkisi var değil mi? Oo. Hur yaşıyoruz biz burada. Her şeyimiz serbest. Yediğin de sağlıklı, içtiğin de. Tabii. Tabii. Sizin köyün ayrıca bak yolu da yok. Hepsi kaya, taş değil mi? Tabii. Kaç senedir böyle burası? Bu köy kuruları böyle. Bilmiyoruz kaç senelik bu köy. Sen babadan atadan buradansın değil evet mi? Evet. Benim babamdan, babasından kalma. Babamdan bana kalma. Yani dede mesleği bu. Dede mesleği evet. Atamızın mesleği buymuş. Buydu. Onların yaptığı zamanla bugünkü iş değişti mi biraz? %80 değişti. Daha mı basitleşti? Daha basitleşti. O zaman daha da zor. O zaman çok zordu. O zaman şunları birbirine kaynadırdık ocakta. Şimdi elektrik var. Bu demir oluyor bir su, çay. Bildiğimiz demli çay oluyor. Ondan sonra birbirine ek yapılıyor. Zor zanaat. Zor zanaatıydı. Ama şimdi çok kolay. %80 ile kolaylık var. Mesleğin eskiden daha zor olduğunu söyleyen Mehmet Usta, ağaç budamakta kullanılan tahra aleti konusunda tüm Akdeniz bölgesinde nasıl tanındığını anlatıyor. İçeride sen şimdi yıllardır çalışıyorsun. Çalışıyorum. Burada ürettiğiniz mesela bu nedir şimdi, bunun adı? Buna biz tahra deriz. Tahra. Evet. Bunu her yerde yapan yok herhalde. Olsa da bu düzeni yapamıyorlar. Yani Türkiye'nin neredeyse hemen birinci sırada geliyoruz biz bunda. Bu ne yaparken kullanılıyor? Bu şimdi gidersin ağacın başına çıkarsın ağacı sırlarsın. Ağacı kesmek için mi? Kestirsin. Ama kalın dalları değil, ince dalları. Onları paltayla kesersin. Paltayla. Ağacın durumuna göre avadanı kullanırsın. Seni tanırlar mı burada civarda? Manavgat Akseki'de tanımayan yok.
Demirci Mehmet mi diyorlar? Demirci Mehmet derler. Ya. Senden başka da yok. Benden başka bu Konya'da, Akseki'de bu tarayı, bu araba makasıdır bu. Arabaların altında makas var ya. Aha. O makastan bunu su dayandıramaz kimse. Buradan 50-60 bir neden çıkarsa benden iki çıkar. E bunu tahtasını da sen düzeltiyorsun. Ben yaparım. E bunun için marangoz lazım değil mi? Buna marangoz yapamaz bunu. Aa. Yapamaz. Marangozun yaptığını ben yapamam. Benim yaptığımı marangoz yapamaz. Ya. Bak bunu ben ondan sonra furayı kaybedese kadar bunu demire inerse de yanaştıracağım. Sohbet tüm sıcaklığıyla devam ederken 81 yaşındaki Mehmet amcanın tesviye ve e yaparken gözlük kullanmadığını öğreniyoruz. Burada içerisinin karanlığı normal değil mi? Demirci dükkanları böyle. Tabii ışık var, yakarız can. Karanlık zamanlarda yakarız ışığı, alatire yakarız. Ama gözleriniz alışmış. Alışkın diyor. Daha ben tesviye yaparken gözlük iyi takmam. Gözlük takmam. E sen 81 yaşındasın, yakın gözlüğü bile kullanmıyorsun. Takmam. Gözlüğü de karın aynı. Çıkarın gene aynı. En iyisi takma o zaman. Bu gözlerle sipariş üstüne çalışmaya devam eden usta kendinden emin anlatmaya devam ediyor. E sen mesela köyün içinde çalışıyorsun. Akseki'ye dükkan açsan daha çok kazandırmaz mı? Benim malım nerede olsa satılır. Bak ben 81 yaşına girdim. Daha hutarayı götürüp de Akseki pazarına, Manavgat pazarına olmam, satmam. Ismarış gelir bana. Şimdi yarın Manavgat'a gideceksin, iki tane, üç tane nacak götüreceksin. Ustayım diyorsun değil mi usta? Ben ustayım ben, ustalığıma güveniyorum. Adam bu markayı gördü müydü, seri mallarını almıyor. Bunu... Bak benim damgam var bak burada. Evet. Bir nevi reklam yani. Tabii. Tabii. Ne yazıyor orada? Mehmet Tüvekçi yazıyor. Mehmet, evet. Kendi adında bastım buraya. O da oğlan, o da Mehmet. Babanın adı neydi? Mustafa. Dedenin adı? Abdullah. Ha, sizde başka Mehmet yok. Mehmetler böyle. Evet. Torunlar var mı şimdi, torunlar? Var işte, bir kişi var, dağıldılar, gittiler. Ya. Büyüdüler, gidiyorlar değil mi? Giden gidiyor. Teyze sağ mı? Sağ, Allah size ömür versin, 7 yaşlarına. Oldu. 7 aylık oldu. Allah rahmet eylesin. Ha. E şimdi yalnız mı kaldın? E ne var yani? Biraz daha zorlaşmıştır değil mi şimdi? Tabii çok zor. O olmayınca? Tabii. Ne günler geçirdi değil mi beraber? Ya. Mehmet amcayı duygulandırmayalım daha fazla. Hüzünlü zamanları anımsatıp da onu ağlatmak niyetinde değiliz. Mesleğini ve yıllarını dinlemeye geldik. Elini öpüp devam ediyoruz. Gören bilir de devam ediyor. Hadi bana müsaade. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sırtında odun taşıyan teyzeler aslında Anadolu'yu taşıyor. Durmadan, hiç durmadan demir işleyen amcalar, ağaç işleyen amcalar aslında Anadolu'yu besliyor. Düğmeli evler Toroslara bakmaya devam edecek. Yük taşıyan bineklerin toynakları aşınmaya devam edecek. İyi ki gördük. Hem şahit olduk hem de bildik. Anadolu'da zamana direnen mesleklerde, o mesleklerin mekanlarında, o mekanların insan hikayelerinde görüşmek üzere.